İyi günler sevgili Ege TV izleyicileri. Aydın'dan merhaba diyorum. Bugünkü konuğumuz Egemet Hastaneleri Doktoru, genel cerrah uzman operatör doktor Sayın Şafak Ulutürk. Şafak Bey hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler, nasılsınız diye başlayalım programımıza. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bu zor günlerde iyi olmaya çalışıyoruz. Evet Sizler hocam. de iyisiniz umarım. İyiyiz bizler de. Bizler de işte pandemi şartlarından dolayı böyle Skype üzerinden gerçekleştiriyoruz bazen programlarımızı. Şimdi hocam ben hemen konulara girmek istiyorum. Öncelikle genel cerrahi uzmanını şöyle bize kısacık bir anlatır mısınız? Genel cerrahi nedir? Genel cerrahi özellikle karın içi organlarda çalışan, bunların cerrahi hastalıklarında, karın içi organların cerrahi hastalıklarında çalışan, bunların ameliyatlarını yapan, tedavi protokollerini düzenleyen, operasyonlarını gerçekleştiren uzman doktorlara verilen genel bir isim. Sadece karın içi organlar değil, aynı zamanda tiroid dokusu, guatr diye bilinen, halkımız arasında guatr diye bilinen ve bunun haricinde de fıtıklar, alakadar olan bakat bölgesi hastalıklarıyla alakadar olan uzman doktorlara verilen genel isim, genel cerrahi uzmanıdır. Alanımız bir hayli geniştir. O yüzden böyle bir isimlendirme vardır genel cerrahi olarak. Hocam ben hemen konumuza girmek istiyorum. Ben herhalde ilk uygulamaları yapan kişilerden birisiniz. Kanser tedavisinde sıcak kemoterapi. Bununla başlamak istiyorum. Nedir? Nasıl uygulanır? Nasıl faydaları vardır? Diğer kemoterapilerden farkı nedir? Şimdi, kanser tedavisinde sıcak kemoterapi aslında belli başlı karın içi organların ileri evre tümörlerinde kemoterapiye, onkolojik tedaviye tam olarak yanıt alınamamış durumlarda uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Hangi kanserler bu alana girer? Öncelikle onlardan bahsedeyim. İleri evre mide tümörleri, kolon ve kalın bağırsağın, yani kolon diye adlandırdığımız kalın bağırsağın ve rektum diye adlandırdığımız kalın bağırsağın son kısmının tümörleri. Bunun haricinde kadın doğumla ilgili ileri evre kanserlerde, özellikle overyan tümörlerde, yani yumurtalık tümörlerinde ve endometrium dediğimiz rahim tümörlerinde, eğer karnın içine bir sıçrama yapan bir tümörel lezyon var ise, bu tarz hastalarda kullandığımız tedavinin bir basamağı olarak kullandığımız bir yöntem. Özellikle ilk tanıdan itibaren yaptığımız tedavi protokollerinin sonrasında uygulanan kemoterapi süreçlerine tam yanıt alınamamış, karnın içinde sıçrama yapmış, ileri evre bir tümörel lezyona dönüşmüş, sonrasında fayda yarar oranı sağlanamamış, başka bir operasyon ihtimali ya da herhangi bir şekilde kemoterapi cevabı alınamayan hastalarda tümör yüzeyine, karın zarlarının sıyrılarak tümörlerin tamamının, gözle görülen tümör kısmının tamamının ortadan kaldırıldıktan sonra cerrahi üzerine eklenen, karnın içinde sıcak ısıtılmış kemoterapi verilerek uygulanan bir yöntem. Özellikle son dönem hastalarda çok sık kullanılan, dünyada uygulanan, yaklaşık 12-13 senedir dünyada çeşitli merkezlerde, ileri merkezlerde uygulanan, ülkemizde de yaklaşık 10 senedir uygulanmaya çalışılan, her adımı yavaş yavaş geliştirilen bir cerrahi metot. Biz de bunun ilk uygulamasını hastanemizde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bölgede ileri evre kolon kanseriyle alakalı bir durum olduğunda ya da rektum tümörüyle ilgili bir durum olduğunda, karnın içine sıçrama yapan tümörlerde bizim burada ilk uygulamamızı yaptık. Gayet de başarıyla yaptık. Aydın ve çevresinde ilk uygulama bizim tarafımızdan, hastanemiz bünyesinde gerçekleştirildi. Bu tarz hastalara yardımcı olmak için buradayız. İşin özeti şu: eğer bir tümör tam olarak çıkarılamadıysa ya da karnın içine çeşitli sıçramalar yaptıysa, daha evvel bu tarz tümörlerde sadece tek basamak olarak onkolojik tedavi uygulanıyordu. Son dönemde geliştirilen yöntemlerle sitoredüktif cerrahi dediğimiz
gözle görülen tümör dokusunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan, sonrasında da bu kalan yüzeylere kemoterapidik ajanın uygulanmasını, direkt hücresel bazda uygulanmasını hedefleyen bir metot. Peki kabaca hocam, böyle bir... Buyurun. Uyguladık yani Aydın ve de bu bölgede de ilk defa uyguladık dediniz. İyi de sonuçlar aldık dediniz. Evet. Nasıl yani sonuçlar derken işte o tümörde bir kaybolma mı, yanma mı veya yok olma mı oluştu sonuçlarda? Şimdi amacımız şuydu. Daha evvel kolon kanseri nedeniyle tedavi edilmiş bir hastamız mevcuttu. Bu hastayı karnın içinde birkaç odakta tümör nüksü dediğimiz, yani yeniden tümör görülmesiyle karşı karşıya kalmıştık. Var olan tümör yükünü ortadan kaldıracak bir cerrahi metot uyguladık. Sonrasında cerrahiye binaen aynı seansta hasta daha ameliyat masasındayken karnın içine bir aparat yerleştirdik ve bu aparat sayesinde karnın içine 1,5 saat boyunca aralıksız ısıtılmış kemoterapi verdik. Böylelikle yarım santim derinliğe kadar gözle görünmeyen, ancak mikroskopik olarak değerlendirilebilecek bütün tümör hücrelerinin ortadan kaldırılmasını hedefledik. Mesela uyguladığımız hasta için konuşursak, şu an gayet sağlıklı. Ameliyat sonrası dönemde 6. günde evine taburcu ettik. Bütün fizyolojik aktivitesini tamamıyla tamamlayabilecek durumda. Ve şu an tümör yükü vücudunda kalmamış durumda. Herhangi bir şekilde tümörel hücrelerin vücutta saptanabileceği, yani PET CT'sini de çektik. Daha sonra taramalarını da yaptık. Herhangi bir tümör yüküyle karşı karşıya kalmadığını da gördük. Ameliyat sonrası 6. ayını şu an geçirmekte ve her şey yolunda seyretmekte. Bizden sonra onkolojik tedavisi devam etmedi. Herhangi bir kemoterapi almadı. Biz takibe devam etmekteyiz. Onkolojik tedaviye de ihtiyaç duyarsa bundan sonra klasik yöntemlerle onkolojik tedavisini alabilecek durumda. Fakat ihtiyaç kalmayacağını düşünmekteyiz. Şimdi Sayın Ulutürk, şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu uyguladığınız sıcak kemoterapi sadece bu karın içine sıçramış kanser hücrelerine mi uygulanıyor? Yani şimdi, karın içi demek mide kanseri demek mi? Önce yani ben onları bir öğrenmek istiyorum. Şimdi karın içindeki organları kabaca sayarsak mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsak, rektum dediğimiz kısmıyla birlikte, karaciğer, dalak, bu tarz organlar, safra kesesi de olmak üzere, bu tarz organların herhangi birinin kanserinin ileri evre durumunda, buyurun. İleri evrelerinde kullanılıyor. Yani kemoterapinin cevap vermediği devrelerde mi? İleri evre tümörlerde eskiden cerrahi bile uygulanmıyordu. Sadece kemoterapiye veriliyordu hastalar. Kemoterapi uygulanıyordu. O da kısıtlı yaşam ömürlerine ancak destek sağlayabiliyordu. Kemoterapinin vücut üzerindeki yüküyle hastalar kaybediliyordu. Şimdi son dönemde ileri evre dediğimiz 3. ve 4. evredeki karnın içine sıçramalar yapmış, karaciğere sıçramalar yapmış, karın yüzeylerine sıçramalar yapmış tümörlerin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir cerrahi yöntem. Öncelikle cerrahiyi uyguluyoruz. Sonrasında tümör yükünü ortadan kaldıracak şekilde tamamen karnın içinde yayılmış bütün tümörlerin ortadan kaldırarak sonrasında da sıcak kemoterapi uyguluyoruz. Birkaç basamağı var tedavinin. Tedavideki asıl amaç vücudun herhangi bir şekilde tümör yüküyle baş başa kalmasının önüne geçmek. Böylelikle daha kaliteli ve daha uzun yaşam sürelerine ulaşmak. Eskiden çözümsüz olarak görünen, sadece kemoterapik tedavi düzenlenebilen hastalar için bu yöntem geçerli. İleri evre tümör sayısı çok fazla, kolon kanserlerinde yani kalın bağırsak tümörlerinde ve mide tümörlerinde çok fazla hastamız var bu şekilde. Bu hastaların artık yapılacak bir şey yok denilen durumunda biz devreye girmeye ve bu tedavi uygulamaya başlıyoruz. Kabaca hocam, böyle özetlenebilir. Mesela bir meme kanserinde kullanılabilir mi bu tedavi? Sadece karın içinde mi?
meme kanserinin tedavi protokolü daha farklı olmakla birlikte meme kanserinin mesela sıçrama yaptığı durumlar var. Karaciğer yüzeylerine sıçrama yapabiliyor. Metastaz diyoruz. Sıçrama yapabiliyor. İleri evrelerinde, evre 4 tümörlerde karnın içine eğer sıçrama yaptıysa bu tedavi uygulanabilir. Meme kanserinin klasik tedavisinde memedeki lezyonun tamamının çıkarılması, memenin çıkarılması ya da kısmi olarak çıkarılması, sonrasında kemoradyoterapi uygulanması olarak kabaca meme kanserinin tedavisi bu şekilde özetlenebilir. Fakat her kanser çeşidi gibi meme kanseri de belli sıçramalar yapmış olabiliyor ileri evrelerinde. Özellikle karaciğer sıçrama yapan alanlardan bir tanesi. Karaciğerdeki lezyonun tamamen ortadan kaldırılması ve sonrasında kemoterapi uygulanması bunun bir yöntemi. Bu sadece meme kanseri için demiyorum. Belirttiğimiz organlarda çok fazla faydası olduğu bilimsel yayınlarca, bilimsel makalelerce tespit edilmiş, onaylanmış durumda. Ama mesela şöyle de bir örnek verilebilir. Bir prostat tümörüyle karşı karşıya kaldığınız ya da mesane tümörüyle karşı karşıya kaldığınızda sonrasında uygulanan cerrahi prosedürler yetersiz kalır ve karnın içindeki diğer organlara sıçrama yaparsa bunların tedavisi için de HIPEC dediğimiz sıcak kemoterapi ile steroidaktif cerrahi uygulayarak yani bütün tümör yükünü ortadan kaldırarak tedavi etmek mümkün. Hocam ben burada bir şey sormak istiyorum. Siz hastanemizde yani Ege ve Aydın bölgesinde ilk defa biz uyguladık dediniz ve çok da iyi sonuçlar aldık dediniz. Peki bu uygulama normal devlet hastanelerinde mevcut mu? Var mı? Şimdi öncelikle bu bir ekip işi. Tek başına uygulanabilecek bir cerrahi yöntem değil. Hı hı. Belli ekiplerin olduğu hastanelerde uygulanabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla Aydın bölgesinde hiçbir devlet hastanesi bunu uygulayabilecek kapasitede değil. Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında belli bir ekip bu çerçevede tedavi uyguluyor. Belli üniversite hastanelerinde uygulanıyor. Bunu biz yaptıktan hemen sonra bir örnekle bunu açıklayabilirim. Biz yaptıktan hemen sonra yaklaşık birkaç ay sonra Konya'daki üniversitelerden bir tanesinde bu olayı bu tedaviyi bir ekip halinde yaklaşık 6 cerrahla tamamlayabildiler. Aynı durumu çeşitli büyük şehirlerdeki çeşitli üniversite hastanelerinde vatandaşlara hizmet olarak sunmaktalar. Onun haricinde birkaç tane daha özel hastanede bu uygulama yapılabiliyor bildiğimiz kadarıyla. Ama dediğim gibi öncelikle bunun için gerçekten ciddi bir ekip ve bunun eğitimini almış insanlar lazım. Eğitimini almayan insanlar için her türlü cerrahi yöntem gibi bu da bir facia ile sonuçlanabilir. Amacımız insanların kar zarar dengesini yani yaşam sürelerini uzatacak şekilde tümörsüz, konforlu bir hayat sürmelerini sağlamak. Bunun eğitimini almadan, bununla ilgili çeşitli bilgiye ulaşmadan bu işi yapmak çok doğru değil. Takdir edersiniz ki her devlet hastanesinde ya da her üniversite hastanesinde bu eğitime, bu donanıma sahip insanları bulmak zor. Ama bu eğer ekipler oluşturulabilirse devlet hastanelerinde de uygulanabilir. Böylece özetleyebiliriz. Anladım hocam. Peki hocam bu HIPEC dediğiniz sıcak kemoterapinin vücuda yani diğer normal kemoterapilerde görüyoruz işte saç dökülmesi, kaş dökülmesi, kirpik dökülmesi gibi. Bunun yan etkileri var mı? Bu sistemik bir kemoterapi olmadığı için hücre üzerine direkt uygulanan bir yöntem olduğu için tümörü ortadan kaldırmayı hedefleyen tümör yüzeyine direkt uygulanan bir yöntem olduğu için işlem sonrasında hastalarımızda herhangi bir yan etki görmüyoruz. Saç dökülmesidir ve bunun gibi diğer yan etkiler işte halsizlik, yorgunluk gibi diğer yan etkiler bulantı, kusmaya yol açacak diğer yan etkilerle karşı karşıya değiliz. Amacımız tümörün üzerine kemoterapiyi vermek. Burayı açmak gerekebilir. Onkolojik prosedürlerde damar yoluyla bir kemoterapi uygulanır. Uygulanan kemoterapi bütün vücuda dağılır. Yan etkilerden bütün vücut etkilenir. Ve tümör hücreleri bundan nasibini aldığı kadarıyla tedavi edilir. Bizim uyguladığımız yöntemde
tümörün direkt yüzeyine, yani tümör hücrelerinin direkt üzerine verilen bir kemoterapi var. Sistemik bir tedavi kesinlikle değil. Daha çok tümör yüzeyini ortadan kaldırmaya, hücresel bazda onu tedavi etmeye yönelik bir tedavi olduğu için vücut bundan etkilenmiyor. Tabii ki belli başlı yan etkileri var. İşte ısıtılmış bir herhangi bir ajanın karnın içine verilmesinin hücresel etkileri bütün dokularda görülmekte. Fakat bu bildiğimiz kemoterapi prensiplerinin çok çok uzağında kalan bir yöntem. Çok özür dilerim. Bu uygulama cerrahi bir işlemle mi yapılıyor karın içine? Evet. Karnın eksplorasyonu diyoruz. Yani karın içindeki bütün organların teker teker değerlendirilip hücresel bazda bir sıçrama, metastaz yapmış bir tümör var mı yok mu öncelikle onu belirliyoruz. Sonrasında cerrahi prosedürlerle bu tümörel yükü ortadan kaldırıyoruz. Gözle görülebilecek herhangi bir lezyon bırakmıyoruz. Daha sonrasında karnın içine bir aparat yerleştiriyoruz. Karnı kapatıyoruz. Bunun için geliştirilmiş bir cihaz yardımıyla karnın içine karbondioksitli bir solüsyon olan karbondioksitle tüm püskürtme yardımıyla hücresel etkiyi ortaya getirecek şekilde kemoterapetik ajanı uyguluyoruz. Sonrasında cihaz karnın içinden çıkarılıyor. Kemoterapetik ajan vücuttan uzaklaştırılıyor. Karın yıkanıyor ve sonrasında karın cildi tamamen kapatılmış oluyor. Tek seans içinde hem ameliyatı hem de sonrasında kemoterapiyi uygulamış oluyoruz. Tabii uyguladığın prosedürün çapına göre cerrahinin süresi değişmekte. Fakat tek seans olması çok büyük bir avantaj. Hasta tekrar tekrar aynı şeylerle yüz yüze gelmek durumunda kalmıyor. Kemoterapetik ajanı uygulamış olmamızın verdiği etkiyle de yaşam süresiyle ilgili çok ciddi bir kazanım elde etmiş oluyor. Yani bu HIPEC uygulamasıyla birlikte yani hem yaşam süresi uzuyor hastanın hem de o hücrelerin yayılması engelleniyor. Veya şöyle de mi anladık? Mesela bazen işte vücudumuzda herhangi bir şeyler olur. Yakma yöntemiyle onlar kaybolur. O şekilde bir işlem mi bu? Yani o hücrelerin yanması. Hücreleri aslında yakmıyoruz. Hücreleri direkt olarak tümör yükünü ortadan kaldıracak ilaçlarla ortadan kaldırıyoruz diyebiliriz. Vücutta bir yakma ya da başka bir işte bir cihaz ile onu koagüle ederek deriz. Elektrik ısısıyla yakma gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Kemoterapetik ajanı ısıtıyoruz. Isıtmamızın sebebi hücre yüzeyine, tümör hücresine çok daha iyi nüfuz ediyor. Tamamen ortadan kaldırılmasına neden oluyor. Bunun için kemoterapik ajanı ısıtıyoruz. Onun için sıcak kemoterapi deniliyor. Vücut sıcaklığı 36 santigrat bilirsiniz. 36 santigrat derecede ajan vermek çok doğru bir yöntem değil. Çünkü hücreye nüfuz etme özelliği asıl 41 ile 42 santigrat dereceler arasında maksimuma ulaşıyor. Bizim amacımız ilacın hücreye nüfuzunu, hücrenin çeperinden hücre içine alınmasını sağlayarak var olan hücre üzerinde sitotoksik dediğimiz ölümcül etkisini ortaya getirmesi, böylelikle hücrenin ortadan kaldırılması. Yani klasik yöntemlerden tamamen farklı ve klasik yöntemlere göre çok daha yarar oranı yüksek bir tedavi diyebiliriz. Peki hocam bu uygulama için yaş sınırı var mı hastalarda? Bu hastalık yaş tanımıyor maalesef. Evet. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. Kanser sıklığı giderek artmakta, erken yaşlarda inmekte ama daha çok ilerleyen yaşlarda görmekteyiz kanser hastalarını. Eğer belli bir operasyon yükünü dediğim gibi bu bir ekip, multidisipliner bir iş. Tek başına bir cerrahın yapabileceği bir şey değil. Özellikle göğüs hastalıkları, kardiyoloji gibi konsültasyonlarımız tamamlanıyor. Kalp yükünün ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağına bakıyoruz. Göğüs hastalıklarıyla ilgili akciğer kapasitesini değerlendiriyoruz.
sonrasında eğer başka organlarda da tümöral yükle karşı karşıyaysak var olan diğer organları değerlendirecek ekip arkadaşlarımız organ değerlendirmesini yapıyor. Ameliyata iki ya da daha fazla cerrah olarak iştirak ediyoruz ve de ilgili branştaki arkadaşlar da katılıyor. Ameliyatın başlangıcından ameliyat süreci, ameliyatın başlangıcından ameliyattan sonra tedavinin takibinin devamına kadar olan süreç aslında normal bir operasyondan farklı değil. Bunun değerlendirmesi hastanemiz bünyesinde yapılıyor. Hastanın kaldırıp kaldıramayacağına özellikle bakıyoruz. Ama tabii ki mesela gerçekleştirdiğimiz hasta 50'li yaşlarda bir hastaydı. Hatta 50'li yaşların altındaydı ama daha ileri yaşlarda 75-80 yaşlarındaki insanlara da bu tedavi uygulanabilir. Bununla ilgili sadece belli başlı incelemeleri yapmamız gerekiyor. Akciğer hacmi, akciğer kapasitesi ve kardiyolojik değerlendirmeler eğer olumlu ise biz cerrahi uygulayabiliyoruz. Herhangi bir operasyondan çok bir farkı yok yani anlayacağınız. Peki hocam şu an talep var mı uygulamaya? Yani duyulduktan sonra bu uygulamanın siz yani hastanenin tarafından yapıldığı. Şimdi burada ücret olarak ücretler çok yüksek mi? Veya nasıl ücretlerinde yani bunu her hastamız yaptırabilir mi? Şimdi şöyle öncelikle şunu söylemek lazım. Taleple ilgili konu bir işin bilinirliği ne kadar fazla ise faydası olduğu kesin olan bir işin bilinirliği ne kadar fazla ise diye doğru düzeltmek lazım. Bilinirliği ne kadar fazla ise bu işe olan talep de o kadar artar. Halkımız tarafından çok fazla bilinen bir yöntem değil. Cerrahların da daha doğrusu hem cerrahların hem de onkologların gereken yönlendirmeleri lazım. Çoğu genel cerrahi uzman arkadaşımızın bile uygulamadan çekindiği, imtina ettiği konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadığı bir yöntem. Çok daha yeni geliştirilen bir yöntem olduğu için vatandaşımızın bu konudaki bilgisi çok yetersiz. Bizim amacımız vatandaşı gerçekten bilgilendirmek. İhtiyacı olan vatandaşlara gerçekten bu hizmeti sunabilmek. Talep büyük şehirlerde talep bilinirliği daha yüksek olduğu için daha fazla. Ama Aydın ilinde bu talebin şu an için çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün değil. Bir de Aydın ilinin sağlık hizmet sağlayıcıları bazı zamanlarda dönem dönem sekteye uğramış. O yüzden vatandaşlarımızda şöyle bir algı da var. Daha büyük şehire mi gitsek algısı var. Halbuki şu an artık gerçekten her şeye ulaşabilir durumdalar. Yeterli hizmeti burada da Aydın'ın diğer hastanelerinde de alabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Diğer soruya gelirsek eğer şunu söylemekte fayda var. Bu yöntem pahalı bir yöntem. Evet, çünkü kullanılan cihazlar gerçekten pahalı. Devlet ödemesinin kısmi olduğu, çok kısıtlı kaldığı bir yöntem. Burada yani SGK ödemelerini yanlış anlamasın. Kimse küçümsemeye çalışmıyorum ama SGK ödemelerinin haricinde uyguladığımız cihazların yurt dışından geldiğinin bilinmesi lazım. O yurt dışından gelen cihazlar gerçekten pahalı cihazlar. Fakat kabaca tümör hastalarından alınan ücretlerin üzerine çok çıkılmadan hastanemizde uygulamaya çalışıyoruz. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biz de buradan Ege TV ekranlarından bunu duyurmuş olmak da bizi mutlu ediyor tabii ki. Çünkü günümüzde kanser artık umarım bu tedaviler sayesinde insanların yaşam ömrü daha fazla uzun olacak diye diliyoruz. Şimdi amacımız şunu halkımıza anlatmak. Yani sadece klasik yöntemlerle klasik tedaviler yok. Artık daha fazlasına ulaşma şansımız var. Ülkemizde gerçekten iyi cerrahi yetiştiren kurumlar var. İyi cerrahlarımız var. Dünyada uygulanan herhangi bir yöntemin eğitimlerini alıp Türkiye'ye getirmek artık eskisi gibi eskisi gibi zor değil. Çok daha kolay. Bizi yetiştiren hocalarımız da dahil olmak üzere, bizler de dahil olmak üzere, alttan yetişen genç cerrah arkadaşlar da dahil olmak üzere her gün üzerine koyarak ilerliyor.
daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz tabii ki. Çünkü eğitimimiz gerçekten iyi. Cerrahi yetiştirme potansiyelimiz gerçekten yüksek ülkemizde. Yurt dışında dünya üzerinde bilimsel olarak üretilmiş herhangi bir metodu çok kısa süreler içinde, 6 ay 8 ay gibi süreler içinde ülkede uygulamamız mümkün oluyor. Bilinirliği az fakat fayda oranı yüksek tedaviler bunlar. Halkımızın bu konuda gerçekten bilinçlendirilmesi, bundan haberdar edilmesi lazım. Yani sizler vasıtasıyla biz de bu bilgilendirmeleri yaptığımız için sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Tabii ki görevimiz her zaman için yapılan güzel şeyler, hele sağlık, hele bu hastalıkta mutlaka ki kamuoyu oluşturmak bizlerin de görevi diyorum. Sayın Ulutürk, son olarak şöyle toparlarsak bu konuyla ilgili yani öncelikle hastalarımıza ve daha sonra vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Şimdi vatandaşlarımıza öncelikle şunu belirtmek lazım. Kanser günümüzün, çağımızın gerçekten büyük hastalığı, ölümlere neden olan, en sık ölümlere neden olan hastalıklar sıralamasında da üst sıralarda. Kanser taraması ile ilgili yapılabilecek bütün yöntemler, vatandaşlara çeşitli yöntemlerle, ketem aracılığıyla, Sağlık Bakanlığı bilgilendirmeleriyle, özel hastane ve bizim gibi kuruluşların bilgilendirmeleriyle vatandaşlarımıza anlatılmakta. Mühim olan şeyin erken tanı, tedavide erken davranmak olduğunun bilinmesi lazım. Çeşitli kulaktan dolma şeylerden uzak durulması gerekmekte. Gerçekten bir kanser türevi hücreleri vücutta görüldüğü zaman yapılabilecek şey cerrahi metot. Halkımızda şöyle yanlış bir anlayış var. Ellenirse, el değerse, bıçak değerse dağılır anlayışı var. Bu çok yanlış. O çok yanlış anlayış hocam maalesef. Bu bizi de işimizi gerçekten zorlaştırıyor. İlk evrelerde tanı konulan hastaların bile tedavilerinin gecikmesine neden olan bir anlayış bu. Öncelikle bundan kurtulmamız gerekiyor. Taramaları mesela şunu söylemek mümkün. Meme taramaları 40 yaş üzerindeki bayanlarda, mide ve kalın bağırsakla ilgili taramalar 50 yaşın üzerindeki insanlarımızda düzenli olarak yaptırılmalı. Erken tanı gerçekten hayat kurtarır. Erken tanıda her şey çok daha kolay olmakta. Eğer geç kalırlarsa yaşam süreleri, hayat kaliteleri düşmekte. Bizim öncelikle bu konuda insanlarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum en azından. Daha sonrasında eğer gerçekten çözümsüz bir yola giriyorlarsa biz de elimizden gelen desteği sağlamak için buradayız. Bu ülkenin yetiştirdiği insanlar olarak bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki hocam, ben programıma katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım daha çok duyulur bu tedavi ve yani bu hastalıktan, bu illetten diyelim artık, bu hastalığa yakalanmış insanların da yaşama süreleri daha fazla, daha uzun olur diye temennilerimizi iletiyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum programımıza Ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Çok sağ olun. Bu imkanı bize sunduğunuz için teşekkür ediyoruz ayrıca. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Evet sevgili Ege TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Egemet Hastaneleri'nin operatör doktor Sayın Şafak Ulutürk'tü. Ben herkese sağlıklı günler diliyorum, iyi günler diliyorum, sevgiyle kalın diyorum efendim. İyi günler.